Ferit, gün çiçeği annenlerle ne zaman tanıştırıyorsun? Ne alakası var canım, şimdi nereden çıktı durdurken? Yani... Ben sohbeti ortasından da aldım galiba, yemeğe dalmışım da... ...konunun başını kaçırdım. Ne alaka? Yok, ben öylesine merak edip sormuştum. Ferit, sen gün çiçeğin annesini tanıyordun değil mi? Ha, evet. Sağ olsun Çiçek teyze çok sever beni. Ya o zaman gün Çiçek sen de Ferit'in ailesiyle tanışmak istersin artık. İsterim, niye istemeyeyim ki? E tabii. Belki yarın bir gün kayınvaliden olacak değil mi aşkım? Yani belli olmaz. Kısmet bu işler. Elçin'cim, sen ailene bahsedebildin mi Güney'den? Aa yok, henüz konuşmadık ama Güney'le karar verdik. En kısa zamanda babamlara, erkek arkadaşıma Ferit'liği de Güney olduğunu söyleyeceğiz değil mi hayatım? Evet. Yani aslında diyorum babamla bir araya gelseler de şöyle bir saat bir muhabbet etseler bütün ön yargıları silinecek. Aynen, bence de. Yani. Neyse. Ben bir tuvalete gidiyorum. Ay lavabo diyecektim ya. Ya böyle yerlerde lavabo deniyordu değil mi? Hadi bakalım o zaman. He. Kadeh kaldı. Tamam. Eyvallah birader. Sizinkiler tatil planı yaptı mı Ferit? Yok, daha şimdilik bir şey yok. Sen? Ay yine bizimkiler klasik 10 günlük Fransa tatili ayarlamışlar işte. Nice, Monaco, Cannes falan. Oo, iyiymiş. Ay neresi iyi Ferit? Monaco prensesi bile benim kadar gitmiyordur ülkesine yani. Ben bir tuvalete gideyim. Şey pardon, lavaboya. Tamam canım. Güney. Ne oldu? Alışık olmadığın yemekten midene mi dokundu? Hayır. Sen gelmeyince merak ettim. Gelip bir bakayım dedim ya. Kız arkadaşın kızmaz. Kız arkadaşım kızmaz. Çünkü şu an kız arkadaşım senin erkek arkadaşınla birlikte... ...yazın nerede tatil yapsak muhabbeti yapıyorlar. Dur tahmin edeyim. Elçi Fransa'ya gidiyor değil mi? Allah Allah. Sana da mı söyledi? Yok hayır. Annemin kuaföründe öyle dergileri karıştırıyordum. Orada böyle zenginlerin Fransa'nın zengin mutfağına olan merakı yazıyordu. E o da ders almış. Herhalde gidip yerinde görmek ister. Sen elçiyle dalga geçeceğine birkaç tane tüyo alsan senin için fena olmaz. Niye, ne yapacağım tüyoyu? Yani belli olmaz bu işler. Yarın bir gün lazım olur. Hani beklediğin o büyük gün gelir, Ferit'in ailesiyle tanışmak istersin. Orada sana artı puan kazandırabilir. O artı puanlardan sana da ayırayım da Elçin'in ailesiyle tanıştığında lazım olur, kullanırsın. Bak orada haklısın işte. Ya Güney. Efendim? Sana bir soru soracağım. Samimi cevap vermeni istiyorum. Ya çok zor bir soru değil. İyi o zaman, sor bakalım. Sen bu gece mi, yoksa beraber restoranı birbirine kattığımız gece mi daha çok eğlen? Peki, samimi bir cevap mı olsun? Evet. Aramızda kalacak mı? En iyi arkadaşsınız. İyi. En iyi arkadaşsızlıysa doğruyu söylemek lazım. Bunu çek. Seninle geçirdiğin en sıkıcı gece bile... ...bu gecenin yanında şenlik gibi kalır be. Şenlikli günlerin... ...geride kalması çok üzücü değil mi? Neyse Gümüşek, sen masaya git istersen, ben de bir elimi yüzümü yıkayayım. Belki kendime uyudurum. Biraz zor olacak ama.
Ha müdür. Şu bizim masa var ya, onun hesabını alabilir miyim? Hesap ödendi beyefendi. Ödendi mi? Evet. İyi. Vay artist vay ya. Ulan eski sevgilimizin yanında bizi madar edecek lafta. Biz de yavaştan kalkalım diyoruz hayatım. Bir saniye canım. Ferit niye böyle bir şey yaptın? Ne yapmışım ki? Hani anlaşmıştık. Beraber ödeyecektik hesabı. Güney. Bir saniye. Elçin'cim. Yani şimdi benim eski kız arkadaşım... Yani kız arkadaşımın yanında böyle biraz ayıp olmuyor mu? Güney. Arkadaşım hesabı ben ödemedim. Ne? Sen ödemedin mi? Hesabı ben ödedim hayatım. Ya hayatım lütfen bozulma hemen. Bak bu akşam ben çıkardım. Sizi ben ısmarlıyorum. Bir dahakine söz hiç karışmam. Yine aynı şeyde yaşamayalım Güney lütfen. İyi. Aynı şeyleri yaşamadığımızı anlamışsın en azından. Hadi gideriz. Biz bırakır mı sizi? Yok gerek yok. Biz bir taksi bulup gideriz. Görüşürüz. Buyurun beyefendi.